Uslubunuz çok güzel, bir sürü hoca var, konuşmaları kavga gibi. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok güzel bir ahlakla yaşıyor, konuşuyordu, anlatıyordu demiş efendim. Evet. Kim Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tavrının dışında bir tavır gösteriyorsa, o Allah'ın dinini, Resulünün takdim ettiğini, tebliğ ettiğini, davet ettiğini anlatmaya layık değildir. O kendine başka bir iş bulsun. O gitsin kendine pazarda domates satsın, biber satsın, bağırsın, çağırsın. İstediği kadar bağırıp çağırabilir. Bu Allah'ın dini. Öyle bağırıp çağırmakla anlatılacak bir şey değildir. Hakikati ortaya koyarken Allah'ın emrettiği gibi Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Hikmeti anlatman lazım. Yani Allah'ın muradını anlatman lazım. En güzel söz neyse onu söyle dedi. En güzel söz neyse onu söylemen lazım. En güzel söz Allah'ın sözüdür. Allah'ın kelamidir. Onun için en güzelini söylemen lazım. En güzelden söylemen lazım. Evet, nasıl söylemen gerekir? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi. O nasıl davet etmişse, anlatmışsa bize de düşen öyle anlatıp öyle davet etmektir. Söyledim, kavga edenler gitsin kendine başka bir iş yapsın. Bu yakışmıyor. O güzelliği, evet, kendi bağırmasıyla, çağırmasıyla, nefsinin isyanıyla, nefsinin küfrüyle, şirkiyle onu kirletmek doğru değildir. Yakışık almaz. Eğer tertemiz bir bardak suyu kirli bir bardağa koyarsak suyu kirletmiş oluruz. Su temiz ama bardağın kendisi kirli. Gönül de böyledir. Gönül kirli ise oradan söylenen ayet bile olsa, evet, nefsinin şirkiyle, küfrüyle, yanlışıyla onu kirlettiği için o herhangi bir gönüle inmez. Fayda vermez. Tam tersine zarar verir. Zarar. Onun için konuşanların mutlaka dikkatli olması gerekir. Mutlaka Resulullah Efendimiz'in ahlakını taşıması gerekir. Allah ona sorarsa, neden böyle anlattın derse, kim sana anlat dedi derse, bunun cevabını verebilmesi gerekir. Onun için Pir Hazretleri buyurmuştu, sus, dinle, sana konuş emri gelene kadar. Konuş emri gelince Allah konuşturur. Bırak Allah seni konuştursun. O seni konuşturmazsa sen kendi nefsinden konuşursun o zaman. Bu tehlikelidir. Kendimizi ateşe atmış oluruz. Çekemeyeceğimiz bir yükün altına girip ben taşırım demiş oluruz. Kimse kendine zulmetmemeli, hesabını ağırlaştırmamalıdır. Konuşanlar Allah adına konuşuyor. Dolayısıyla mutlaka Resulünün takdim ettiği gibi takdim etmelidir. Allah'ın dinini. Rabbini tanıtırken tanımıyorsa bu konuda söz söylememelidir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Bu durumda Allah'ı sevenlerin, Allah'ın sevdikleri, evet, Rabbini anlatabilir, tanıtabilir. Gerisi anlatamaz, tanıtamaz. Çünkü tanımamıştır. Anlatmaya kalkışırsa zarar eder. Zarar eder ve zarar verir. Evet. Allah razı olsun kardeşimizden.